Şimdi konunun yasal, kanunla ilgili mevzuat kısmına baktığımızda kayyum meselesini düzenleyen veya bu konuyu çerçevesini çizen anayasanın 127. maddesi var. Belediye kanunun 45, 46 ve 47. maddeleri var. Şimdi anayasanın 127. maddesine baktığımızda konuyla ilgili şöyle bir metinle karşılaşıyoruz. Şöyle diyor Anayasa 127. madde. Görevleri ile ilgili suç sebebiyle alakalı soruşturma ve koşturması olan belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nın bir uygulamasıyla görevinden geçici olarak alınabileceğini düzenliyor. Anayasa 127. madde. Ama burada şunun çok net bir şekilde altını çizmek lazım. Anayasanın bu ilgili maddesinde göreviyle ilgili suçlardan bahsediyor. Şimdi bir belediye başkanının göreviyle ilgili suçların ne olduğu çok açık bir şekilde aslında ortada. Nedir? Belediyeyle ilgili yaptığı başkanlık göreviyle ilgili işleyebileceği suçlar. Örneğin yapılan ihalelerle ilgili, usulsüzlüklerle ilgili fiiller, rüşvet, irtikap, zimmet gibi fiiller. Yani aslında anayasanın 127. maddesinin tırnak içinde belediye başkanlarının görevinden alınmasıyla ilgili olarak hasrettiği, özel olarak hasrettiği suç tipleri sadece ve sadece göreviyle ilgili suçlar. Şimdi kayyum atanan belediyelerle ilgili belediye başkanlarına isnat edilen suçlara baktığımızda hiçbirinin görev suçu olmadığını görüyoruz. Bu sebeple aslında anayasal bir temeli de yok şu anda kayyum atama uygulamasının. Dediğim gibi sadece ve sadece göreviyle ilgili suçlar olması lazım. Şimdi anayasadaki düzenleme bu şekilde. Belediye kanununa geldiğimizde ise 45, 46 ve 47. maddelere bakmak gerekiyor. Burada da demin de belirttiğim gibi 45. madde eklenen bir fıkra. Kasım 2016'da bu fıkrayla, bu düzenlemeyle şu ortaya konmuş oluyor. Hakkında terörle ilgili veya terör örgütlerine yardımla ilgili soruşturma veya kovuşturma olan belediye başkanlarıyla ilgili olmak üzere İçişleri Bakanlığı'nın geçici olarak gene görevden alma durumu düzenlenmiş. Ancak hemen maddenin devamında 46 ve 47. maddeye baktığımızda bunun hem geçici olduğu hem de bu görevden almadan hemen sonra mutlak surette görevden alınan belediye başkanının yerine belediye meclisinin tekrar kendi arasında toplanıp seçim yapıp bir belediye başkanı seçmesi düzenlenmiş. Şimdi şu anki pratikte ise bu yapılmıyor. Belediye başkanı görevden alınıyor. Yerine kayyum olarak vali, kaymakam veya bir memur atanıyor İçişleri Bakanı tarafından. İşte kanunda düzenlenmiş halinde bu kesinlikle yok. Yani şu an aynı anayasal bir temeli olmadığı gibi belediye kanununda kayyum atamanın da çok net bir şekilde bir hukuksal ve kanunsal temeli yok. Görevden alınabileceğini söylüyor ancak bunun da yerine mutlak surette o belediye meclisinin kendi arasından görevden alınan başkanın yerine yeni bir başkan seçebileceği öngörülüyor. Başka bir ifadeyle belediye meclisini aşarak İçişleri Bakanlığı görevden aldığı belediye başkanının yerine bir vali, bir kaymakam veya bir memur atayamayacak. Atamaması gerekir. Bunun kanunsal karşılığı yok. Kanunsal alt yapısı yok. İşte aslında kayyum meselesiyle ilgili temel hukuki durum aslında bu. Hem Anayasa 127'de hem Belediye Kanunu 45, 46 ve 47. maddelerde belediye başkanının görevden alınıp yerine süresiz bir şekilde, süresinin ne kadar olduğu öngörülemeyecek bir şekilde bir vali, bir kaymakam veya bir devlet memurunun atanmasının hiçbir kanunsal alt yapısı yok. Demin de belirttiğim gibi
Belediye kanununa bile baktığınızda ilgili maddelerine 45, 46 ve 47'yi görevden alınan belediye başkanının yerine mutlak surette ancak ve ancak gene o belediyenin, belediye meclisinin seçeceği bir başkanın yerine belediye başkanı olarak göreve seçilmesi gerekiyor. Şu anda bu yapılmıyor. Bu açıdan tamamen kayyum meselesinde baktığımızda hiçbir kanunsal alt yapısının olmadığını, yapılan işlemin tamamen kanun dışı ve kanunsuz olduğunu görüyoruz. Hakkari Belediyesi'nde belediye başkanının görevden alıp kayyum atamasından sonra Hakkari Belediye Meclisi kendi arasında toplandı ve bir başkan seçti. Yasal olan bu. Yani şu anda görevine devam etmesi gereken kişi şu an Hakkari Belediyesi'nin belediye meclisi tarafından seçilen belediye başkanı. Şu anda yasal olarak, kanunsal olarak, hukuksal olarak meşru olan bu yeni seçilen belediye başkanıdır. Onun şu anda göreve devam etmesi gerekir. Çok net bir şekilde şu an atanan kayyum kanun dışı bir şekilde, kanuna aykırı bir şekilde orada o makamda durmaktadır. Bu konuda çok önemli bir husus daha var mevzuat açısından. Ben onu da söylemek istiyorum. Bu da çok önemli. Şimdi Avrupa Konseyi'nin 1988 yılında kabul ettiği bir sözleşme var. Yerel Yönetimler Özellik Şartı Sözleşmesi. Bu çok önemli bir sözleşme. 88 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul ediliyor. Türkiye'de bu sözleşmenin altına imza atan ülkelerden, bu sözleşmeyi kabul eden ülkelerden. Türkiye 91 yılında bu sözleşmeyi kabul ediyor. 93 yılında da bu sözleşme resmi gazetede yayınlanmak suretiyle resmileşip kabul ediliyor Türkiye tarafından ve 93 yılından itibaren de resmi gazetede yayınlandığı için Yerel Yönetimler Özellik Şartı Sözleşmesi o tarihten itibaren artık şu anda hali hazırda bir iç hukuk normu haline almış durumda. Peki bu sözleşme nedir? Buna bakmak lazım. Bu sözleşmede yerel yönetimlerin, belediyelerin tamamen merkezi yönetimin tahakkümü dışında kendi içerisinde özel bir yapıya sahip olduğu ve kendi kararlarında kendi alabileceğini düzenleyen bir sözleşme. Bu sözleşmenin dördüncü maddesi de çok önemli. Dördüncü maddesinde şu şekilde bir ifade var. Yerel makamlara verilen yetkiler tam ve münasırdır. Bu yetkiler merkezi makamlar tarafından zayıflatılamaz veya sınırlandırılamaz. Bakın sözleşmenin dördüncü maddesi yani Yerel Yönetimler Özellik Şartı Sözleşmesi'nin özellikle dördüncü maddesi tam da bu kayyumlar meselesiyle alakalı. Bu sözleşmeye göre hiçbir şekilde yerel yönetimlere yetkilerinin ellerinden alınamayacağı, zayıflatılamayacağı ve sınırlandırılamayacağı hükmü konmuş. Bu sözleşmenin altında Türkiye'nin imzası var ve bu sözleşme şu anda bir iç hukuk normu. Bu sebeple şu anki kayyum uygulaması da bu bir iç hukuk normu haline gelen bu sözleşmeye de çok net bir şekilde açıktan aykırı. Şu anki süren kayyum uygulaması anayasaya, kanuna, Türkiye'nin altına imzasını attığı uluslararası sözleşmeye çok net bir şekilde aykırı. Mevcut uygulama tamamen kanuna aykırı, kanun dışı, hukuka aykırı bir uygulama. Tamamen kanuna ve hukuka aykırı, kanun tanımaz, kanunsuz bu uygulamaya karşı mücadele etmek gerekir, buna karşı koymak gerekir. Bu süreçlerin de salt hukuki mücadeleyle değil, siyasal ve politik bir mücadele hattıyla geriletebileceğini düşünüyorum.